Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayım. E, videoya başlamadan bir açıklamada bulunacağım. Sizce videolarımı editlediğim mi yoksa ham video olarak paylaşayım mı? Bunu şu yüzden soruyorum. Videoyu editlersem görüntü kalitesi biraz düşüyor. Ham video biraz daha renk kalitesi yüksek oluyor. O yüzden soruyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu konu hakkında beni bilgilendirirseniz sevinirim. Bugün karidesler hakkında konuşacağız. Karadesler hakkında önemli açıklamalarda bulunacağım. Ee, şimdi öncelikle bu karadeslerin cinsiyet ayrımını açıklayacağım. Ama bunun öncesinde bir açıklamada bulunacağım arkadaşlar. Hep açıklama dedim ama şimdi normalde ben bu karadesleri satmıyorum. Bunu bildireyim çünkü bazı arkadaşlar bana karades sat falan diyor. Ömrü hayatımda ilk defa yurt, dışı, e, yurt dışı diyorum şehir dışına ilk defa gönderim yaptım. İşte 11 adet mi 12 adet mi karadesi yolladım. Yolladığımın hepsi de canlı bir şekilde Afyon Karahisar'a ulaştı yeni sahibine. Teslim aldı. Şu anda yaşıyor diye biliyorum. Yani canlı bir şekilde eline ulaştı. Güzelce kargolamasını yaptım. Yolladım. Tabi bunu kanalımla paylaştım. Hemen sağ üst köşeye koyacağım. Bir izleyebilirsiniz. Bunu görün arkadaşlar işte bize de sat falan demeye başladı. E, satmasını Satayım ama şöyle bir sıkıntı var tabi herkese tanesinin fiyatını söylediğim zaman işte bu ne ya çok pahalı falan diyorlar gölden tutuyorsun zaten üretmiyorsun falan diyorlar ee, şimdi arkadaşlar tamam üretmiyorum topluyorum ben yani, gölden topluyorum gidip de e, hunharca kepçe kepçe toplamıyorum yani yılda iki defa ya gidiyorum ya gitmiyorum ee, o da sadece işte video çekmek amacıyla gidiyorum. İşte gölden çektiğim videolar gerçekten izlendiği için, sevildiği için. Ee, yılda en azından iki defa göl videosu çekiyorum, çekmeye çalışıyorum diyelim. Ee, hazır gitmişken de işte kendi akvaryumuma karides ve bitki topluyorum. İşte değişik canlılar bulursam onu topluyorum. İşte bunları siz gördükçe tabi biz de, bize de diyorlar, bize de beslemek istiyoruz falan diyorsunuz. Ee, yakın ilde oturanlar işte Antalya ve yakınımda oturanlara e, verebilirim. Ama şehir dışı oturanlar daha çok. işte bunu da ne yapacağız? ya kargoyla yollamamız gerekiyor. Şimdi kargo ücreti 35 TL arkadaşlar. Yani bu fiyatı ben belirlemiyorum. Ee, gittiğim kargo şirketi işte o belirliyor. Yani o fiyatın o biçiyor. Yani benim elimden gelen bir şey değil. E zaten o ııı e, Alıcı ödemeli yapıyorum genelde. Zaten bir defa yaptım. onu da alıcı ödemeli oldu. Ee, tanesi 2,5 TL dedim. İşte bazı arkadaşlar çok pahalı falan dedi. Bu fiyatta şöyle biçtim. Şube bana, yani kargo şubesi bana baya uzak. Yani araçla arabayla gitmek zorundayım. Kargoyu vermek için. Ee, arabanın yaktığı yakıt parasını ben e, karşılığında istedim. Bunu da taneye vurduğumuz zaman tanesi 2,5 TL'ye geliyor. İşte yine işte bazı arkadaşlarımız bu fiyata karides olur mu diyor. Olur niye olmasın arkadaşlar. Şimdi olma nedenini şöyle açıklayayım. Birincisi F0. F0 nedir bilmeyenler için. Şöyle açıklayayım F0 doğadan yakalanmış doğal ortamından yakalanmış bir balık. Yani balık diyorum bir canlı diyelim. F0 balıklar da var F0 işte karidesler de var. Yani yeter ki doğadan yakalanmış olsun. Şöyle açıklayayım. Doğadan mesela Tropeus balıkları, belki biliyorsunuz Dubai's Masfa falan, Ikola bu türleri var, güzel türleri var. F0 türleri, yani F0 balıklar her zaman normal fiyatının 2 katı, 3 katı fiyatına satılır. Neden? Renk kalitesi işte ee, bantları, renkleri hep doğa dolgun ve canlıdır. Bu yüzden dolayı daha yüksek fiyatlara satılır F0'lar akvaryum ortamında yavrulamış, üremiş, üretilmiş olan canlılara da F1 denir. Bunlar nispeten F0'lara göre daha ucuzdur. Bunu benim balıklarım yani benim karidesimin pahalı olması nedeni bir F0 olması. İkincisi benim uygun gördüğüm fiyat bu. Yani kimseye de ben zorla bir canlı satmıyorum. Kimseye bir ee, sen zorla karides satmıyorum. Zorla balık satmıyorum. İsteyen alır, isteyen almaz. Ee, daha ucuzu varsa tabii ki oradan alın. Ee, bakın kaliteli ise güzelse canlı. Gidin orada alın tabii ki ucuz almak daha iyi. Araçların en iyisi neyse onu alın. Kimseyi de ben zorla satmıyorum. Böyle bir açıklama yapayım. Çünkü çok soru geliyor. Çok da isyan gibi bir şey oldu. İsyan yapılacak bir şey de yok ama işte bazı arkadaşlarımız değişik değişik yorumlar yazıyor. Bunun hakkında birazcık açıklama yapayım istedim. Normalde satmıyorum çünkü doğadan yakalanan bir şeyi satmak pek uygun değil. Ama siz çok istiyorsanız istiyorsunuz diye yakınımda olanlara gönderiyorum. Bazı işte aynı şehirde oturduklarımız var. Bazılarına işte verdim. Şu an elimde yok. Az miktarda var onları da ben üreteceğim. Ha, ürettikten sonra belki satmaya devam edebilirim. Buna da söz vermiyorum. Evet şimdi karideslerim hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Buradaki karidesler kabuk değiştirmeye başladı arkadaşlar. Tabii ki şu anda şeffaf olduğu için belli olmuyor. Hemen şöyle ise elimle ilk önce göstereyim. Şöyle önce odaklayalım. Tam şu ucunda arkadaşlar. Ee, Tabi şu an zaten balık e, karidesler şeffaf olduğu için hatta bakın sağdan bir yuvar, yuvarlanma geldi. Şöyle belli oluyor herhalde. Şöyle bakın tam şurada. Zaman zaman e, karidesler kabuk değiştiriyor. Kabuk değiştirdiği için Bunların büyüdüğü anlamına geliyor. Yani canlıların rahatı gerçekten yerinde. Hatta bakın burada da yüzüyorlar. Şu an durumları gayet iyi arkadaşlar. Ee, erkek dişi ayrımında birkaç farklılık var sanırsam. Erkek diş ayrımı bu şekilde yapılıyor. Erkeklerin renk renk hatları biraz daha yoğun, böyle üzerinde çizgiler falan var. Dişler biraz daha saydam gibi duruyor. Eğer doğruysa bu şekilde yapılıyor diye biliyorum. Mesela bu taşın üzerindeki erkek gibi duruyor. Bir tane şöyle dişi bulabilirsem, yani benim tabirimle dişi size göstereyim. Evet Şimdi bütün kardeşleri toplamak için yem attım. Birazdan toplanacaklardır. Evet, mesela bu bir dişi diye biliyorum. Biraz daha renkleri saydam. Ee, özellikle tam erkek diyebileceğim bir tane var. Şimdi birazdan belki gelir. Böyle renkleri falan çok değişik. LED'ler sarı olduğu için arada bir telefon ekranı sarı oluyor o yüzden Kusura bakmayın. Mesela bakın arkadaşlar bu bir dişi. Şöyle. Ama şu anda istediğim karades henüz gelmedi. Bakın şu arkadaki tam anlamıyla erkek diyebiliyorum. Renkleri çok değişik. Ee, sanırsam erkek böyle üzerinde siyah siyah çizgiler var. Ama bu dişi diye tabir ettiklerinde bu çizgiler yok. Aynı şekilde bakın bunu da erkek diyebiliyorum. Şu anda arkasında yumurta toplamıyor. Normal kiraz karideslerde duruşlarından erkek dişi ayrım yapılabiliyor ama bunların bu şekilde yapılıyor mu bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yorum yazabilir. e, Karidesler hakkında fazla bilgim yok. Tabi haliyle yem attım. Bütün Karidesler birlikte yeni balıklar da geldi. Erkek dişi ayrım bu şekilde yapılıyor diyorum. Mesela bu da bir dişi. Yani balık, balık diyorum kırdes böyle şeffaf gibi çizgisiz ee, olabildiğince az çizgili Ama işte az önce gösterdiğim Karadesler mesela biri bu Bakın sırtında Belirgin bir çizgi var Telefonda belli oluyor mu bilmiyorum Bakın böyle ikisi daha farklı gözüküyor Bakın Üsttekinin sırtında bir çizgi var Alttakinde o çizgi biraz daha soluk Bakın arkaya kaçtı. Erkek diye tabir ettiğim. Mesela bunda o çizgi yok. Yok denecek kadar az. Bunu da dişi diye düşünüyorum. Ama tam anlamıyla emin değilim arkadaşlar. Erkek mi dişi mi bilmiyorum. Ama bu sadece bir Düşünce bunu ilerleyen zamanlarda eğer karnında yumurta e, görürsek bilin ki dediklerimiz doğrudur. Tabi bunu zaman gösterecek. Şu anlık durumları iyi. Sürekli kabuk değiştiriyorlar, büyüyorlar. E, i̇lerleyen zamanlarda e, yavru alacağım diye düşünüyorum. Zaten bunlar iyice böyle büyüdüğü zaman siyah beyaz rengini kavuşuyorlar. Çünkü gölde bunların en büyüklerini tuttum. Onlar böyle siyah beyaz şeklindeydi. Mesela bakın bu bir erkek diye tabir ediyorum. Sırtındaki çizgi çok belli ama şunun şu kardeşi çizgisi fazla belli değil. Kullandığım ledler sarı olduğu için telefon bazen kumu sarı olarak algılıyor. Bu yüzden dolayı iki akvaryumu da filtresan takacağım, beyaz renkli. O zaman daha iyi videolar çekerim. Durum bu şekilde arkadaşlar. İşte bu karideslerle ilgili bir açıklama yapayım istedim, hem de bu erkek dişi ayrımını anlatayım istedim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.